İslam'ın hakim olmamasından dolayı insanlar mutlu değil. Yani dünyada insanların %99,99'u mutlu değil. Ya bir kere bu Kur'an'ın hak olduğunun, mucize olduğunun bir açık delili. İnşallah. Kur'an olmadığında mutlu olamıyorlar. Adama soruyorsun, niye mutlu değilsin? Bilmiyorum diyor. Bilmeyecek bir şey yok. Kur'an dünyaya hakim olmasa mutlu olmaz. Evet. İnşallah. Kur'an dünyaya hakim oluyor. Acayip bir mutluluk. İnşallah. Acayip bir mutluluk. Yani şiddetli bir mutluluk. Hayvanlar bile mutlu diyor ya. İnşallah. Gökteki kuşlar diyor, yerdeki balıklar bile razı olacak diyor. Evet. Yani İslam'ın hakim olmasıyla mal bolluğundan, efendim ekonomik rahatlıktan, sosyal güvenlikten değil. Allah mutluluğu yaratıyor insanlarda. Elhamdülillah. Adam mutlu oluyor. Yani dış sebeplere bağlı değil. İnşallah. Dış sebepler olmasa da adam mesela bir adada dahi olmuş olsa ekonomik yani şeyden ilgili değil yani adam bol yemek yediği için evinin tahtaları düzgün diye o yüzden mutlu olmuyor. Ya adalet sistemi düzenlendi diye mutlu olmuyor. İnsanlar bundan mutlu olmaz sırf bundan. Evet. Öyle bir konu yok. Adamı mükemmel bir adalet sistemi içinde yaşatırsın. Adamın hukukuna hiçbir şey olmaz. Mükemmel güvenlik içinde yaşar. Bol bol da yer içer ama mutlu olmaz. Mutluluk Allah tarafından mucize olarak özel yaratılır. Maşallah. Evet hocam. Maşallah. Özel yaratılacak mutluluk. Yani. O yüzden mutlu olacak insanlar. Maşallah. Yani sevinç yaratıyor Allah. Sebepsiz adam seviniyor. Yani yemek yemekten dolayı değil. Güvenliği korunduğundan değil. Yani sebepsiz derken bu sebeplerden değil. Allah aşkından mutlu oluyor. İnşallah. Allah'a olan sevgisinden mutlu oluyor. Allah korkusundan mutlu oluyor. İnşallah hocam. Tabii. Bu yanlış biliniyor zannediyor ki insanlar işte bol bol yiyip içtiği için, güvenlik de sağlandığı için, borcu yok, alacağı yok. Mutlu olmaz insan. Niye mutlu olsun bir şeyden? Yine mutlu olmayacak bir şey bulur. İnşallah hocam. İnşallah. Kendi kendini yer. Allah aşkı etrafı sarıyor, insanları sarıyor. İnşallah. O yüzden mutlu oluyorlar. İnşallah. Peygamberimizin hadisini okuyayım mı hocam? Evet. Söylediğiniz konuyla ilgili. Hazreti Mehdi'nin çıkışı sadece ehli iman için değil, yer ve gök ehli için dahi sevinç kaynağı olur. Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar, denizdeki balıklar dahi sevinirler kıyamet alametleri. Onun Hazreti Mehdi'nin zamanında kurtla koyun bir arada oynayacak. Yılanlar çocuklara bir zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat elde edecektir. El-Kavlül Muhtazar. Bir alameti muhtazar. Tabii yani o yani mesela insanların basireti, feraseti açılıyor. Yani bol yemek yemekten olmaz mı? Evet. Mesela bereket artıyor. Adalet sisteminin düzelmesinden kaynaklanmaz. Allah aşkından kaynaklanacak. Allah'ın sevmesine, iman hakikatlerinden kaynaklanan bir iman coşkusu olacak insanlarda. İnşallah hocam. Allah insanlara Hadi ismini tecelli edecek Mehdi vesilesiyle. Coşkun bir iman oluşuyor. Oradan bir bereket meydana geliyor. Adam sabah kalkıyor, sevinç içinde kalkıyor. İnşallah. Allah imtihan edecek. Yine imtihan eder. Adamın kolu da kopar. Kolu kopuyor yine mutlu, seviniyor. Efendim. Bayram sevinci içinde. Bir günde ayağı kopar mesela, daha da sevinci içinde. İnşallah. Bu ayrı Allah'ın bir sırrıdır bu.